Bugün karışımlarla ilgili kon tarama sorularımıza bakacağız. Karışımlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Günlük hayatta sık kullanılırlar. Serum sağlık sektöründe yaygın kullanılan bir karışımdır. Oluşumları ile ayrıştırılması fiziksel yöntemlerle olur. Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Homojen olanlarına çözeltil denir. Arkadaşlar, karışımlar denildiğinde homojen olanlarının adı çözeltidir. Ancak karışımların belirli ayırt edici özellikleri yoktur. Erime noktaları, kaynama noktaları, donma noktaları maddelerin ayırt edici özellikleridir. Ancak bunlar karışımlar için söz konusu değildir. Şimdi çözeltilerin ayarlanmasında kullanılan primer standart maddelerde bazı özellikler aranır. Az önce bunları sıralamıştım. Hangileri bu özellikleri arasında yer almaz? Çözeltilerin ayarlanmasında kullanılan primer standart madde bir kere yüksek saflıkta olmalı. Mol kütlesi büyük olmalı. Ancak renkli renksiz olması gibi bir durumla söz edilemez. O yüzden yer almaz dediği için yalnız iki. Çözünürlük katısı ve gazlar için ayırt edici bir özelliktir. Buna göre hangileri katı ve gazların çözünürlüğünü etkiler diye soruyor. Basınç sadece gazların çözünürlüğünü etkileyen bir durumdur. Çözücü miktarı katı sıvı gaz bunların çözünürlüğünü etkilemez arkadaşlar. Çözücü miktarı sadece çözünenini dolaylı olarak etkileyecektir. Sıcaklıksa katı sıvı gaz tüm maddelerin çözünürlüğünü etki eder. Aşağıda verilenlerden hangisi hem çözünürlüğü hem de çözünme hızını etkiler diye soruyor. Şimdi çözücü hacmi, karıştırma, ortak iyon, sıcaklık, çözünen temas yüzeyi demiş. Sıcaklık arkadaşlar hem çözünürlüğü hem de çözünme hızını etkileyen önemli bir faktördür. Bize burada bir şekil verilmiş. Etil alkol karışımının ayrıştırılması düzeneği çizilmiş. Buna göre 80 santigrat derecede hangileri doğrudur diye soruyor. Parantez içinde size verilen bilgiye burada dikkat etmeniz gerek. Diyor ki kaynama noktaları etil alkol için 78, su içinse 100 derece. Yani 80'e geldiğimde şunu mu diyor? Alkol buradan buharlaştı, gitti, toplama kabında toplandı. O zaman B kabında alkol var. Ama A kabında artık su mu var? A kabı daha saftır. Arkadaşlar buharlaşma her sıcaklıkta olabilir. Şimdi buharlaşma her sıcaklıkta olabileceğine göre o zaman 80 derecedeyken buraya alkolün evet tamamı geçti. Ama sudan da bir miktar geçiş olmuştur B kabına. O yüzden A kabı daha saftır B kabının içerisinde bir miktar da olsa su bulunduğu için. B kabında etil alkol oranı suya göre çok çok daha fazladır. Doğru. Yöntem ayrımsal damıtmadır. Doğru. Çinko metalinin hidroklorik asit çözeltisinde çözünme hızını arttırmak için. Şimdi bir metalin asitle çözünmesini istiyor. Ama bunu nasıl daha hızlı meydana getiririm diye soruyor. Sıcaklık arttırılmalı. Şimdi bu tepkimelerin sonucunda sıcaklığı arttırırsam reaksiyon daha hızlı meydana gelecektir. Çinko metali toz haline getirilirse metal yüzey alanı genişlediği için asitle daha çabuk reaksiyona girecektir. Ancak basıncın arttırılması gibi bir durum katıların çözünme hızını etkilemeyecektir. Dibinde katısı olmayan bir tuzlu su çözeltisi varmış. Buna sabit sıcaklıkta su ekleniyor. Buna göre karışım ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi daha yanlıştır? Daha seyreltik çözelti elde edilir. Tuz vardı, tuzlu su vardı elimde şurada. Ben bunun üzerine gittim, su ekledim. Yani seyreltme yaptım. Doğru. İletkenlik azalır. Tuz miktarım azaldı çünkü. Doğru. Çözelti kütlesi artar. Evet, çözücü miktarım arttığı için artar. Doğru.
Doymamış çözelti oluşur. İlk başta çözeltinin dibinde katısı yoktu, yani doygundu ya da hala doymamıştı. Su ekledim, daha da doymamış oldu o zaman çözeltim. Ancak çözünürlük sıcaklıkla değişecektir arkadaşlar. Eklenen madde miktarı ile çözünürlük miktarım değişmeyecektir. O yüzden burada çözünürlüğüm artar, azalır ifadeleri tamamen yanlıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.